Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Avrupa tarafından Lagarde, ABD tarafından Powell, Çin tarafından da koronavirüs derken kripto para piyasaları dahil olmak üzere tüm piyasalarda düşüş baskısı devam ediyor. Güncel teknik ve temel durumu değerlendirelim. Karşılaşabileceğimiz senaryoların üzerinden geçelim istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse Bitcoin anlık olarak 38.900 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz bölgede teknik olarak burada zirve alandan yani 69.000 dolar bandından süregelen bir düşüş trendi oluştuğunu görüyoruz. Son haftalarda Bitcoin'in 48.000 doları denediği esnada aslında burada bu düşüş trendinin temas bölgesi oluştuğunu da görmüş oluyoruz. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde 38 bin dolar hala destek konumunda ve hala önemini korumaya devam ediyor. Bitcoin'in bu bölge üzerinde tutunmasını ben şahsen bekliyorum. İlk etapta 42-43 bin bandı üzerinde tutunmasını bekliyordum. Fakat FED tarafından gelen Şahin açıklamalar Çin'de tekrardan ortaya çıkan koronavirüs salgını aslında temel anlamda piyasaları sarstığı için Bitcoin'in de geleneksel piyasalarla korelasyonunun zirve yaptığı bir dönemden geçtiğimiz için bu destek alanı da aşağı yönlü kırıldı. Benim beklentimin dışına çıkan bir düşüş oldu o bölgede. Fakat burada yine 38 bin dolar üzerinde tutunmasını şahsen bekliyorum. Bu bölgenin lokal bir dip olmasını bekliyorum. Teknik indikatörleri incelediğimiz zaman RSI'de mesela günlük bazda e, çok oversold bölgeden gelmese de bir pozitif uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Fiyat alçalan dipler oluştururken RSI'de yükselen dipler oluşuyor. Bunun örnekleri daha önceki fiyat hareketlerinde de mutlaka vardır. Mesela burada bir exaggerated RSI uyumsuzluğu oluşmuş. Aynı şekilde günlük bazda burada da bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Yani ben genel anlamda tecrübeden söylüyorum bunu. Üçlü dipleri ve üçlü tepeleri daha güvenilir buluyorum sinyal açısından. Fakat üçlü dip ve üçlü tepeler büyük zaman dilimlerinde çok sık oluşan uyumsuzluklar değil. 4 saatlik grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde bunları saptamak daha kolay. Ama günlük ve haftalık grafiklerde iki dip veya iki tepeli uyumsuzluklarda kullanılabilir. Velhasıl kelam teknik olarak Bitcoin'in 38 bin dolar üzerinde tutunması şahsen benim beklentilerim dahilinde. Yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde burada 40-42 bandının artık genel anlamda direnç bölgesi olduğunu düşünüyorum. Daha önceden 40 bin dolar farklı bir direnç alanıydı. 42-43 bin dolar da farklı bir direnç alanıydı. Ama şu an son fiyat hareketleriyle beraber artık 40-42 bandı genel anlamda bir direnç konumuna geldi diyebilirim. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılımı Bitcoin'de 46-48 bandına doğru bir hareketi tetikler diye düşünüyorum. O bölgede artık Bitcoin için karar bölgesi olur. Orada oluşabilecek tepkiye ve reaksiyona bağlı kalarak tekrardan bir hedef belirlenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki tüm bu senaryoların gerçekleşebilmesi adına Bitcoin'in 38 bin doları muhafaza etmesi gerekiyor. Bu bölgede tutunması gerekiyor. Ben şahsen tutunmasını bekliyorum. 38 bin dolar altına inerse ne olur diye sorarsanız da o zaman tekrardan Bitcoin riskli bir bölgeye giriş yapar. 38 bin doların altında yakın bölgede teknik olarak bir destek alanı ben şahsen görmüyorum. Burada tekrardan 34-35 bin doların konuşulmaya başlayacağı bir alana girmiş oluruz. Dediğim gibi ilk etapta bu bölgede tutunmasını bekliyorum. Ama altına kırmamız halinde de gözümüzü dikmemiz gereken alanları şimdiden hatırlatmış olayım. Bitcoin ile beraber bu dönemde geleneksel piyasaları takip etmek gerekiyor. Mesela US500 tarafındaki duruma bakalım. Şu an 4244 dolar bandında seyreden bir S&P endeksi söz konusu. Burada bulunduğumuz bölgede 4330 dolar bir destek bölgesiydi. Fakat bu bölgeyi çat diye aşağı yönlü kırdı. Ben en azından ilk etapta burada tutunmasını beklerdim ama burada bile tutunamadı. 4240 dolarında sonraki destek alanı olduğunu belirttim. Bu bölgeye doğru hareket geldi. Şimdi de bu alan üzerinde tutunmaya çalışıyor. us 500ün de bu bölgeye tutunmasını bekliyorum. Özellikle kısa vadeli zaman diliminde RSI yani o slider grubuna dair olan indikatörlerin çoğu oversold bölgeye giriş yapmış durumda. O yüzden buradan yukarı yönlü bir tepki gelmesini beklerim. Genel anlamda yukarı yönlü hareketin sertleşeceği bölge neresidir diye sorarsanız da burada artık 4370 bandının US 500 endeksi için izlenmesi gereken direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. Bu bölge üzerine atarsa tekrardan zaten buradaki trendi de test etmiş olur. Genel anlamda da artık geleneksel piyasalarında biraz daha pozitife döndüğünü konuşabiliriz. Teknik anlamda bakmak istediğim endekslerden bir diğeri de e, dolar endeksi. Dolar endeksinde de bir uyumsuzluk vardı. Fakat bu uyumsuzluğun da artık 4 saatlik bazda bozulduğunu görüyoruz. Günlük bazda bakmamız gerekirse burada yine e, yukarı doğru giden tepelere karşı RSI'de hala alçalan tepeler olduğu da görünüyor. Keza ikinci bölge hala bir tepe konumunda değil ama şimdilik günlük bazda devam eden bir uyumsuzluk söz konusu. Dolar endeksi için genel anlamda 100-103 bandını konuşuyoruz bir süredir. Bu band geniş bir band farkındayım. Gerçekten kestirmesi zor bir alanda DX'ye. Çünkü son yıllarda arkadaşlar bu bölgeye çok sık uğramadı. Yani teknik olarak bu bölgede bir geçmişi yok. O yüzden 100-103 bandının genel anlamda direnç bölgesi olduğunu söylüyorum. Tabi burada %1'lik hareket bile yani DXY'nin %100'den 101'e gelmesi bile piyasaları, piyasaları sarsabiliyor. Bunun da farkındayım. Ama maalesef ki bu alanda 100-103 bandını genel anlamda direnç alanı olarak kabul etmemiz gerekiyor bu bölgede DXY'nin zirve yapmasını önümüzdeki dönemde de aşağı yönlü hareketleri biraz başlatmasını bekliyorum. Peki bu beklentilerimi nelerle destekliyorum? Bunu anlatayım. Bunu anlatmışken de biraz temel haber akışlarını konuşmuş olalım. Öncelikle Lagarde Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz hamlesinin yıl sonundan daha önce uygulanabileceğini açıkladı. Biliyorsunuz FED tarafından tahvil alımları durduruldu. Hatta Mayıs başındaki toplantıyla beraber Bilançolar küçültülmeye başlayacak, e, başlanacak. Faiz hamleleri uygulanmaya başladı. 50 bas puanlık bir beklenti var. Fakat Avrupa tarafından hala bu tarz hamleler gelmedi. Lagarde'nin açıklamalarına göre önümüzdeki dönemde yani 3. 4. çeyrek itibariyle Avrupa'da da faiz artışı gelecektir. Şimdi dolar endeksini biz genel anlamda doların diğer ürünler karşısında olan gücü olarak değerlendiriyoruz. Ama teknik olarak dolar endeksini besleyen en önemli veriler diğer ülkelerin para birimleridir. Bunun başında tabii ki euro geliyor. Yani bu ikisini birbirine rakip olarak görüp aslında dolar endeksinde bu rekabetin e, sinyali olarak algılayabiliriz. Şimdi Avrupa'da faiz artışlarının başlayacağı dönemde burada euro'nun güçlenmeye başlayacağını göreceğiz. E, euro'nun güçlendiği ortamda zaten faiz artışlarıyla ve bilanço küçültülmesiyle güçlenen bir dolar vardı. Fiyatlamasını yapmış olan bir dolar vardı. Doğal olarak dolar endeksinde euro kaynaklı bir düşüş yaşamaya başlayacağız. Yani benim şahsi tahminim bu yönde. O yüzden dolar endeksinin de önümüzdeki dönemde düşüşe geçmesini bekliyorum. Ha kripto paralar, altın, diğer yatırım araçları bundan nasıl etkilenir derseniz de zaten faiz fiyatlamalarının içerisindeyiz. Üstüne bir de Powell'ın Burada e, önden yüklemeli bir faizle gelebileceğine dair açıklamaları oldu. Yani bu fiyatlamalar zaten uzun süredir agresif bir şekilde sürüyorken ben bundan sonraki süreçte dolar endeksinde ve dolar kaynaklı çok sert bir fiyatlama olacağını şahsen düşünmüyorum. Fed tarafından gelebilecek hamleler zaten sınırlı bunu hem space yayınlarında hem youtube videolarında çok konuştuk işsizlik oranının fırlamasına izin vermeyecek olan bir Fed var. Belki ara sıra yukarıya bir pik atmasına izin verir ama işsizlik oranının yukarıda tutunmasına izin vermez Fed. O yüzden faiz hamleleri uygulanırken enflasyonu kontrol altına alacağım diye zaten gelir adaletsizliğinin pik yaptığı bir ortamda işsizlik oranının fırlamasına da müsaade edilmeyecektir. Fed tarafından Powell her ne kadar beklenmedik ani faiz artışlarını dillendirmeye başlasa da önümüzdeki toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışı uygulanacağını düşünüyorum. Ve ani bir faiz artışının önümüzdeki kısa vadede söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani aslında yükselen enflasyona karşı FED kullanabileceği tüm kozları masaya yatırıyor ve ilk etapta bunları dillendirmeye başlıyor. Çünkü insanların bunları duymaya başladığı zaman piyasaların yani bunları duymaya başladığı zaman fiyatlayacağını biliyor. Önden yüklemeli faiz dediğin zaman piyasalar bunu fiyatlamaya başlıyor. Bakın ABD tarafı düşüşte, kripto paralar düşüşte. Genel anlamda piyasalarda bir düşüş baskısı var. E bu da ABD'nin işine gelmiyor. Bunun da toparlanması gerekiyor. US 500 dahil olmak üzere Dow Jones, Nasdaq gibi büyük endekslerin büyük çöküşler yaşamasına izin vermeyecektir ABD. Bunların hepsinin toparlanması adına da elindeki kozları ihtiyatlı bir şekilde kullanıyor. Şimdi önden yüklemeli faizle ilgili bir açıklama geldi ama uygulanır mı? Bana sorarsanız hayır. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde en azından böyle bir uygulama beklemiyorum. Ama bu tarz söylemler enflasyonun kontrolünü ellerinde tutmalarını sağlıyor. Yani ABD'nin konuşacağı şeyler çok ama uygulayacağı şeyler kısıtlı diye düşünüyorum. Önümüzdeki toplantı itibariyle de zaten piyasaların biraz daha rahatlayacağını bekliyorum. Hem geleneksel piyasalarda hem kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlerin başlamasını bekliyorum. Genel anlamda faiz çok fiyatlandı. Üzerine bir de önden yüklemeli faiz fiyatlandı. Yani Fed tarafıyla ilgili fiyatlayacağımız bir şey kalmadı kısa vadede en azından. O yüzden yukarı yönlü beklentilerim hala devam ediyor diyebilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu ortamda çok altcoin'lere girmek de istemiyorum. Zaten destek direnç alanlarını son videolarda çok konuştuk. Sonraki videolarda yine değerlendiririz. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.